Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Hazır mıyız arkadaşlar? Hangi yayın diyelim? Bugün Limit Yayınları TYT deneme sınavı numarası 6 arkadaşlar. Hazır mıyız? Kurumsal denemesi Limit'in. Evet arkadaşlar, matematik sorularıyla başlayalım. Birinci soru. Yan yana dizilmiş birbirine teğet olan ve içlerine pozitif tam sayı yerleştirilmiş iki sarı daireden oluşturulan sembol ile matematiksel olarak bu daireler içine yazan sayıların ardışık tek sayılar. Aha, anladım arkadaşlar. Mavilere ardışık çift sayılar. Şuraya geldim. Sarılara tek, mavilere çift sayı yazılıyor. Buradaki hikaye bu herhalde, anladığım kadarıyla. Hepsini okumuyorum arkadaşlar. O zaman burası ardışık çift tek sayılar olduğuna göre, o zaman 2n artı 1'den eksi n artı 14'ü çıkartıp 2'ye eşitlesem olur mu dostum? Hemen buradan bulalım. 2n, n çıkarsa şurası 14'tü. 2n'den n çıkarsa n olur. 1 eksi arkadaşım eksi artı 1 eksi 14 olur. Eşittir 2 idi arkadaşım. 1'den 14 çıkarsa eksi 13. 13'ü bu tarafa tutarsam n eşittir 15 cevabı karşımıza geldi. Tamam. 4. Bir mavi bir sarı olduğu için fark ne oluyor arkadaşlar? 3 olmuyor mu? Hemen yapalım. 3n artı m eksi 4n eksi m eşittir. Ne eşit? 3. Tabi burada ters de olabilir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. N artı 14 eksi 2n artı 1 de olabilir. Ben bilmiyorum neyin ne olduğunu arkadaşlar. Şimdi bundan bunu çıkartacağım. Sonra bundan da 2m'den de eksi m artı p'yi çıkartıp ardışık çift sayılar, burası da 2'ye eşit olacak. Hemen şuradan da yapalım arkadaşlar. 3n eksi n eksi eksi artı 2m oldu. Eşittir 3. N'miz neydi arkadaşlar? 15 diye yerine yazarsam. Eksi 15 yazdım. Artı 2m eşittir 3'ten. Bunu bu tarafa atarsam 2m eşittir 18. M'miz ne oldu? 9 oldu. Bakalım arkadaşlar. N'm 15 oldu. M'm 19 oldu. Şurada yerine yazarsam ben M 15, 30. Burası M'ydi değil mi? Pardon. 9 yazdım. 18. 18. 9 çıkarsa 9. Ne oldu? Eksi 7 mi oldu? P'miz eksi 7. Evet. Şurayı bir değiştirelim arkadaşlar. Şunu şu yapsam. Yani şunun büyük olduğunu düşünsem. O zaman tam tersi olacak. Bu artı olacak. Bu eksi 2m olacak. O zaman buraya artı 15 dedim. Burası eksi 2m olsun. Evet. Artı 15'i bu tarafa atarsam ne olur arkadaşım? Kaç oldu? 12 oldu. Eksi 12, 2'ye bilirsem m ne oldu? M'miz 6 oldu. M'miz 6 oldu. M yerine yazarsam ben 6 yazarsam şu m değil mi? 12 6 6'yı bu tarafa atarsam eksi 4 p 4 oldu. O zaman yaparsam 15 6 daha 21 21. Evet arkadaşlar 21, bu da 4 kalıyordu, 25 oldu, olmadı. O zaman 9 oluyor. Arkadaşlar burası demin yaptığım doğruydu herhalde. M'miz 9 oluyor o zaman. Şöyle yaparım. 2 çarpı 9 eksi 9 gözüküyor mu sorumuz? Evet 9 artı P eşittir 2'den. 18 eksi 9 eksi P eşittir 2'den. Ne oldu? 9 bu tarafa attım. P eşittir. Eksi 7. P eşittir. 7 oldu. Bakalım ne geldi. Hocam 15 bu vardı. Artı 9 da bu vardı. 15, 9 var. 24 oldu. 7 daha ne olur? 33 cevabı karşınıza gelmiş olur. Güzel bir soru. Soru basit arkadaşlar. Sadece ardışık sayılarla oynatmış bizleri. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Hazır mıyız? Aşağıdaki bölme işlemlerinde x, y ve z pozitif tam sayılardır. Buna göre 10x, arkadaş sakin, sakin. Hemen x'in yerine 6m artı 2 desem. X'imiz neye eşit? Hocam bölmenin kuralı, bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan değil miydi? Yapalım.
Bölünen, bölen, artı kalan. Bölünen, bölen, artı kalan. Evet arkadaşlar, biz 30 ile bölündüğünde şuraya yerine yazdığım zaman 10 çarpı 6 m artı 2. 15 çarpan da y yerine yaz, 8 n artı 5 artı 18 çarpı 10 k artı 4. Evet çarpalım. 60 m artı arkadaşım 20. Gördünüz mü? 120 n artı 75 artı 180 k artı 72. O 60'a böldüğün zaman, 30'a böldüğün zaman bu gider. Sen de 30'un katı, sen de gidersin. Sen de 30'un katısın, sen de gittin. Geriye kalan kim kaldı? 20 kaldı, 75 kaldı, 72 kaldı. 20, 75 daha 95. Artı 72. 7, 9 kere 7, 167. 167'yi bölelim kardeş. 5 kere cevabınız 17 olmuş olur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Evet, geldik diğer sorumuza. Sıfırdan farklı bir a gerçeği sayısı için aşağıdaki ifadeler tanımlanıyor. Aha. Getir yerine yaz dostum. Aha yazıyorum. Aha yerine yazıyorum. Hiç şey yapmayın. 3 eksi. Aa, şu gördüğüm yere şöyle söyleyeyim. 2 artı 1 bölü 4. Bölü. Aha bunu gördüğüm yere bunu yazıyorum. 2 eksi 1 bölü 2. Şöyle yine alayım. Artı 6. Rasyonel sayı. Ha bu A. Bu A'mız. İşlem biraz uzun sürecek. Şurayı bir düzenleyelim o zaman. 8 bir daha 9 bölü 4. 3 eksi 9 bölü 4. Paydaş dedim. 2 kere 2 4 bir çıktı. 3 bölü 2. Artı 6. 12 9 çıkarsa 3 bölü 4. 12, 15 bölü 2. Birinci kesir aynen, ikinci kesir ters çevrilir, çarpılırsa A'yı bulmuş olurum. Ben de şuraya yazayım arkadaş. A'mız neymiş? A'mız neymiş arkadaşlar? A'yı çektim. Ne olur? 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 15. Aha. Çat 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 gitti. 1 bölü ne yapar? 1 bölü 10. Doğru mu bakalım? 2'ye böldüm, 5'e böldüm. Evet, 1 bölü 10 geldi. Hatamız var mı? Yok herhalde. Evet. Evet, şimdi şuraya geldim. B'ye geldim. B yapalım. Hocam şu. B'm şu yukarıdaki 2 artı 1 bölü 5 artı 2 eksi 1 bölü 2. Payda işte. 2, 2 daha 4. Hatta payda istemiyor. Burası 10 ile. Burası 2 ile. Burası 10 ile. Burası 5 ile. Ne burası can? 20 artı 2 artı 20. Eksi 5 bölü 10. 20, 20, 40, 42. 5 çıkarsa... 42 5 çıkarsa 37 bölü 10. B'de 37 bölü 10. Evet. B'miz 37 bölü 10. Hatamız var mı? 20. 20. 40. 42. 5 çıkarsa 37 bölü 10. Şimdi geldik A'mız. 3 çarpı 37 bölü 10 eksi A'mız 1 bölü 10 oldu. Oo. 3 kere 37 3 kere 3 çarpı 37 bulalım şuradan. 3 kere 7 21 elde var. 2 3 kere 3 9 bir elde var. 10. Oo. Bakalım geliyor. 101 101 bölü 10 1 bölü 10 çıkartırsam ne geldi? 100 10 geldi. Bir yerde hata mı yaptık arkadaşlar? Bir yerde hata. Herhalde 111 mi yapıyor?
Evet, 111 yapayım burası arkadaş, pardon. 3 kere 37 111 yapıyormuş. 111'den o zaman burası 110 yapıyor. 110 bölü 10'dan 11 cevabı karşımıza gelmiş oldu. Yine rasyonel işlem arkadaşlar. Zor bir soru değildi. Evet, bakalım neler gelecek karşımıza. Hazır mıyız? Ayşe başlangıç sayısı olarak 33 sayısını seçmiş. Bak bak bak, dur hemencim. 4 ekleyerek gitmiş. Tamam, o zaman ne diyor? Ekleri yazmaya başlamıştır. Başlangıçta M adım sonra ilk kez 3 basamaklı bir doğal sayıya ulaştığında, 3 basamaklı sayıya ulaştığında diyor, bu işlemi durdurmuş ve ulaştığı bu 3 basamaklı sayıdan her 7 adım çıkartarak N adım sonra rakamlar aynı olan 2 basamaklı bir doğal sayıya ulaşmıştır. Hemen yapalım. 33 artı 4'ler arttığı için 4N. Anladın mı? Benim ritmik kuralım bu. Alttaki de 7 çıkartacağım. Şuraya 3 basamaklı bir sayıya geldiğinde 1 yazarsam 37, 2 yazarsam 41. Burada gözüküyor arkadaşlar. 3 yazarsam en yerine yazılıyım. Evet, şimdi ben buraya hangi sayıyı yazarsam adım olarak. Birinci adım 37. Hocam 11 yazsam 44, 77 olur. 12 yazsam hocam 48 ne olur? Yine 15 yazarsam 93 olur. 15. adım 93 olur. 16. adım bana 64. Aha. 17. adım. Yaparım. 33 artı 7 kere 4 28 elde var. 2 7 4 kere 1 4 68. Toplarsam 3 8 daha 11 elde var. 1 4 6 daha 10. Evet, buldum. Hangi adım burası? B 17. adımmış arkadaşlar. 17. adımdan sonra geldim buraya, 101. 101'de ne diyor arkadaşlar? 101'den 7 çıkart diyor. Çıkartarak en adım sonra rakamlar aynı olan 2 basamaklı bir doğal sayı ulaşmış. 2 bak 22 55 gibi bir sayı ulaşmamı istiyor benden. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hemen bulalım arkadaşlar. 1 yazarsam, 2 yazarsam, 3 yazarsam 21, çıkartırsam ne gelir? 21 çıkartırsam 80 gelir. 4 yazarsam 28. Evet, 4 28 olur. 11'den 8 çıkarsa 3 olmaz bu. 5 yazarsam şuraya, 6 yazarsam ne gelir bakalım arkadaşlar? 42. 101'den 42 çıkarsa o da ne olur? Hemen 11'den 2 çıkarsa 9. Burası evet. Kaç kaldı? 9'dan 4 çıkarsa 5 olur. 5'ten çıkartalım. 101'den 5 çıkartırsam, yani 35 çıkartırsam, 101 35. 1'den 5 çıkmaz komşuya vardım. 11'den 5 çıkarsa 6. Burada 9. Evet arkadaşlar, harikayım. Vallahi billahi harika. 7 oldu da. 6 mı oldu? 5 oldu pardon. 5 yazarsam o zaman 66 geliyor. Yapalım bir daha. 1'den 5 çıkmaz komşuya vardım. 11'den 5 çıkmaz 6. 9'dan 3 çıkarsa 6. Evet. M artı N toplamını istiyor benden. Kardeş 17 miydi? Artı bu da kaç oldu? 5 oldu. Toplarsan 22 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar.